Yarışma kuralları gereğinde bize bazı nesneleri alıp koymamız gereken yerler veriliyor. Biz de bu nesneleri buna göre alıp koyan bir robot yaptık. Bu robotu şu anlık manuel olarak bir arkadaşımız kullanıyor. Böylece kontrol edebiliyoruz ama bunu sanayiler için kontrol etmemizde otomatik olarak da ayarlayabiliriz. Bu da sanayilerde çok etkili ve verimli olur. Biz sadece şu anlık yarışma için gerekli olan kurallar gereği yaptık. Burada da bir robot kolumuz var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzun yıllardır yaptığı robot yarışmaları oluyor. Biz onlara farklı zamanlarda katılmıştık daha önce de. Bu sene gene katılmayı düşünüyoruz. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı robot yarışması için robot kol kategorisinde yaptığımız bir çalışma. Yarışma kapsamında bize de önceden verilen bazı kurallar oluyor. Bu kurallara uygun olarak robot tasarlıyoruz. Aşağı yukarı yarışmaya katılan herkes benzer şeyler yapıyor ama burada önemli olan daha hızlı işlemin daha hızlı gerçekleşmesi. Biz de ona uygun bir şekilde robotumuzu yaptık. Nisan aylarında falan oluyor yarışma. O zamana kadar öğrenciler denemelerini yapacaklar ve yarışmaya bu şekilde gideceğiz. Bu robot kol için iki öğrenci çalıştı benimle beraber. İki kız öğrenci çalıştı. Şu an robotumuz hazır. Çalışır vaziyette. Tabii biz bunu bir prototip olarak yapıyoruz ama yarışma için yapıyoruz ama bunu otonom olarak otonom vaziyete getirirsek sanayide de kullanılabilir hale gelebilir. Şu anda sanayide hani robot kollar çok fazla kullanılıyor insan faktörü devreden çıkartılarak. Bu sistemi de orada kullanılabilir vaziyete getirebiliriz. Bu robot Milli Eğitim Bakanlığı yarışması için hazırladığımız bir robot. Bu asıl amacımız bazı nesneleri bize belirtilen şekilde alıp manuel olarak bir arkadaşımızın kontrolüyle yerleştirmek. Burada bu işi daha da ilerletip insansız bir araç haline de getirebiliriz. Bu şekilde sanayilerde bize çok yardım olacağını düşünüyoruz. Ama tabii lise olduğumuz için sadece şu anlık yarışma kuralları içinde kalmak bizim için daha iyi gözüküyor. Bizim 11 kişilik bir takımımız var ama her sene bu takıma yeni alımlar oluyor. Bu sene de yeni gelen arkadaşlarımız var. Onlar için temelden bir eğitime başlıyoruz. Bu temelden eğitimle onları daha iyi hale getirip yarışmalara katılabilecek seviyeye getiriyoruz. Ben de bu gruba geçen sene katıldım. Geçen sene karantina şartlarında olabilecek en iyi eğitimi aldık diyebiliriz. Hafta sonları yazın bile bazen projelerimizi yetiştirmek için okulumuza geldik. Bu konuda da okulumuz bize tüm fırsatları sundu. Asla geri kalmamıza izin vermedi. Biz de o yıl içerisinde kendimizi geliştirip yarışmalara kendi robotlarımızı üretebilecek kadar kendimizi en iyi seviyeye getirmeye çalıştık. Bu tür çalışmalar gerçekten çok faydalı oluyor. Anadolu Lisesi doğal olarak meslek lisesine göre birçok olanağımız eksik. Fakat İsmet hocamızın yardımıyla birçok şey yapabiliyoruz. Bir sürü parçayı, bir sürü şey öğrendik en başta olarak. Daha önceki takımlarımızdan bahsedersek, su altı robotu yapmıştık bir kere. Bir sürü derecemiz oldu. Bu sene de zaten tarım alanında derece aldık. Hani ben yarışmalarda falan görüyorum. Ya toplamda bir şey altı okul var. Hani tabii yüzlerce... Yüzlerce okul var çocuğunda ama... güzel okul kapsamında çok iyi öğrenciler de var. Bir de biz hani o yüzden bunu öğretiyoruz yani. Projede tek devlet okulu açısından ödül alan biz olduğumuz için.